Efendim merhaba. Bu videoyu aslına bakarsanız son dakikada çekiyorum. Aslında gündemimde yoktu. Fakat arkadaşlarım uyardı. Şimdi bu Kibrit Kutusu adlı videoda ben Cadde TV'de olan biteni anlatırken Esat Selışık'la ilgili yaptığı mobbingleri anlatırken bir kadına ve kızlara, orada çalışan çocuklara yönelik yaptığı baskıları anlatmıştım. Orada kullandığım ifadelerden bir tanesi olur böyle şeylerdi. Kastım kadınlara böyle tacizler yapılır değildi. Bu tür şirketlerde bu tür şahsiyetsiz adamlar bu tür şeyleri yapabilir. Yani normaldir, yaparlar. Türkiye bunları çok iyi biliyor. Kastım buydu. Dolayısıyla iki tane kız çocuğu babası olarak ben tacizler normaldir, bunlar yapılır. Kastım bu değildi. Dolayısıyla kimse yanlış anlamasın. Eğer yanlış anlayan varsa da gerçekten özür diliyorum. Ama şu, bu video ile ilgili çok az şey söyledim. Asıl bomba sonra geliyor. Çünkü bu adamın, yani Ömer Lütfü Avşar'ın yaptığı yolsuzlukları, yaptığı işlemleri, belgeleri bana bayramdan sonra gelecek. Merak etmeyin. Yani iş üzerindeyim, iz üzerindeyim. İnsanlarla görüşüyorum. Hukuk bürosu adı altında, danışmanlık bürosu adı altında yaptığı işleri nasıl hülle yaptığını, kimleri nasıl dolandırdığını ben öğrendim. Belgeleri gelmeden konuşmayacağım. Belgeleri gelsin. İddialar bunlar sadece. İddialar bunlar. İddialar netleşsin. Konuşacağım. Ama benim ifademde şayet yanlış anlaşılan bir şey varsa çok özür diliyorum. Mesele ahlaksızlık. Mesele namussuzluk. Siz başınız dik yürüyor musunuz? Buna bakacaksınız. Benim söyleyeceğim bu kadar. İyi akşamlar.